Değerli izleyenler, TR1 ekranlarında saatler 17'yi gösterirken bizler Sağlıklı Bilgilen programıyla karşınızdayız. Evet, her perşembe ve salı günleri olduğu gibi bugünkü konuğumuz da İbrahim Gökçek, bitki uzmanı. Onunla bitkiler hakkında konuşacağız. Doğal yollarla tedavi yöntemlerini öğreneceğiz. Bize ulaşmak için ekranlarda görmüş olduğunuz numaralardan bizleri arayabilirsiniz. İbrahim Gökçek'in resmi internet sitesinden sormak istediğiniz sorular hakkında bilgi alabilirsiniz. Ve danışma adreslerinden de yine aynı şekilde arayıp sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Evet hocam, böyle bir hızlı giriş yaptım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun siz. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Evet, yine böyle masamı bitkilerle süslediniz. Geçen salıdan eksik kalmıştık. Cinsellik ve iktidarsızlık hakkında konuşamadıklarımız evet, vardı. Evet, konuşamadık. Bugün yine aynı konular üzerinden devam edeceğiz. Doğal yollarla iktidarsızlığı çözeceğiz hocam. İnşallah. İktidarsızlık erkeğin hanımıyla veya eşiyle ilişkiye girememesi, ilişkiye girse de hemen o ilişkinin bitmesi. Yani performansının sıfır olması gibi bir nedir durum. Nedir hocam bu sebepler? Erkeklerin bu en büyük sorunu olan diyeyim daha doğrusu. Erkeği erkek yapan sorunların bu kadar neden olması neden? Çok 20 çeşit sebebi sayabiliriz. Gençlerde genellikle tecrübesizlik, utangaçlık, sıkılganlık, psikolojik olabilir. Orta yaşlı ve yaşlı insanlarda genellikle hastalıktan kaynaklanır. Evet. Birçok sebebi var. Bunların sebeplerin birkaç tanesini sayacak olursam kalp damar rahatsızlığı. Yanlış beslenmeden ile damarlarda yaranma, daralma, sertleşme kalbin fonksiyonlarını bozar. Evet hocam. Kolesterol, yüksek tansiyon, böbrek yetmezliği, antibiyotik, antihistaminik veyahut da tansiyon, kolesterol, diyabet hapları nedeniyle böbrekler yavaş yavaş fonksiyonunu kaybeder. Bel ağrısı, bel fıtığı. Bel fıtığı olursa ne olur? Yani vatandaş rahat edemez tabii ki. Şeker hastalığı nedeniyle damarlarda yalanma, daralma, sertleşme olur. Fonksiyon yavaş yavaş yerine getiremez. Evet. Tabii ilk önce burada kalp prostat ve damar hastalıklarını tedavi etmemiz gerekiyor değil mi hocam? Tabii. Çünkü 15, burada 20 tane. Bunları bir sayayım. Ondan sonra dönelim. Prostat ameliyatı olursa artık cinsel ilişkiden zevk almaz olur. Çünkü prostat da hormon salgılıyor. Lüzumsuz bir organ değil. Prostat ameliyatı olanlardan %85 oranında cinsel yetersizlik olduğu tespit edilmiştir. Yani bitmiş, artık soğumuştur. Evet hocam. Bunun birçok sebepleri var. Ayrıntılarını sonra gireriz. Ama artık hocam günümüzün tıbbına bakarsak, evet, prostat ameliyatları %90-%95'lerde cinselliğe sebep olan bir cerrahi yöntemlerdir. Ama günümüzde artık tıp o kadar ilerlediğin ki prostatada ameliyat olduğunda cinsellikte ve çocuk yapma isteğinde o kadar çok sorun teşkil etmiyor. Ediyor. Ediyor mu? Evet, ediyor. Yetmiyor. Ne yetmiyormuş? Yani cinselliği... Prostat orada kendi başına havada mı duruyor? Hayır hocam. Prostatı alırken prostatın etrafındaki sinir sistemine de zarar veriyor. Prostatın hemen üst tarafında sperm torbası var. Yani birçok fonksiyonlar gidiyor yavaş yavaş. %85 bu. Kişinin biyolojik yapısına göre mi o zaman değişiyor hocam? Çünkü günümüzün doktorlarının dediği gibi prostat ameliyatı olduğunda evet cinsellik biraz kayba uğruyor ama hiç olmuyor da değilmiş. Şimdi meni testislerde üretildikten sonra prostatın hemen üzerinde yapışık gibi duran sperm torbasında depolanır. İlişki sırasında yoğurt gibi koyu olan meni prostatın içinden geçerken prostatın salgılamış olduğu hormonla karışarak ayran gibi olur. Prostat ameliyatı olduysa kişi nasıl bu sıvılaşacak meni? Sıvılaşmaz, koyu, ağır. Kişi bunu boşaltmak için uğraşır, işkence gibi gelir. Ağır gelir. Acı verir, sızı verir. Cinsellikten soğur. Prostat ameliyatı olan kişi cinsellikten soğur. Yani yapsa da soğur. Yapamaz da, çünkü oradaki diğer sinir sistemlerin de tahribat oluyor. Nasıl orada tek başına organ havada asılı durmuyor ki? Çevre dokularla bağlantıları var. Bağ dokusuyla bağlı. Ya evet, cinsel iktidarsızlığı kesmiyor. İktidarsızlığı tamamen ortadan kaldırmıyor ama isteksizlik %85 sağlıyor. %85 azaltıyor. %85 bu azaltıyor. Alman Sağlık Bakanlığı... O zaman zamanında isteksizliğe yol açıyor bu. Evet. Evet hocam. Şimdi ameliyatsız tedavi mümkün. Onu sonra biraz sonra değineyim. Kısaca sayayım. Hormon bozuklukları, sinirsel rahatsızlar, uyku rahatsızları, aşırı kilo nedeniyle hormon yetersizliği vesaire.
Bazı eşler arasındaki uyumsuzluk, gerilim vesaire vesaire zamanla isteksizliği tetikler. Askerde askerlere yemeğine şapka atılır. Bu da cinselliği yavaş yavaş bitirir. Çok tehlikeli. Evet. Beslenme, günümüzde besin maddelerinde yediğimiz sebzelerde, meyvelerde, hayvansal veya bitkisel gıdalarda vitamin, mineral, enzim vesaire 50 yıl öncesine göre çok çok az. İçi boş besinlerle besleniyoruz. Neden? Çünkü tarımda ve hayvancılıkta kullanılan ilaçlar insanları zehirliyor. Mesela Premix denen tavuk yemi ne içerir? Tavuk yemine katılan Premix denen bir ön karışım katılır. Hı hı. Bir ton tavuk yemine bir kilo Premix katılır. Tavuk yumurtası kırmızı olsun diye katılır. Bir, renk verici. İki, sarısını sarı olsun diye. İki, daha çok yumurta yapsın diye östrojen hormonu katılır. Üç, antibiyotik katılır hastalanmasın diye. Ama ne yapıyor bunlar? Bu hormonlar östrojen hormonuyla beslenen tavuktan, kişi sadece tavuğu yemiyor, etini de yiyor vesaire. Östrojen hormonu yükseldikçe erkekler yavaş yavaş kadınlaşıyor, cinsel fonksiyonları azalıyor. Yani tavuk eti veya tavuk yumurtası yiyor, farkına varmadan östrojen hormonu da yiyor beraber içinde. Bu da hormon dengelerini bozuyor. Yani et yiyorsunuz, ya kırmızı et kötü, tavuk eti yiyorsunuz, o daha tehlikeli. Yani hayvansal ve bitkisel gıdalar insanları zehirliyor. Çok yoğun çalışma nedeniyle aşırı yorulma, sigara, alkol, madde bağımlılığı vesaire gibi birçok sebep var. Cinsel yetersizliğin sebebini bilebilirsek rahatsızlığın ne olduğunu. Doktor teşhis ediyor zaten. Doktora gidiyor hasta. Diyor ki hastalığın şu. Kalp damar rahatsızlasa kolay. Evet. Alıç forte. Kullanır. İksir aloverajil. Şekeri varsa gurmar. Hindistan'da yetişen bir sarmaşık. Biz bununla ilgili Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi çok geç kalınmamışsa tedavi edilir. Yüzlerce insanı biz hamdolsun iyileştirdik. Gurmar, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi diyabet hastaları üzerinde denemiş, 4564 hastayı tedavi etmiştir. Tamamen doğal, kimyasal madde içermez. %100. Çünkü gurmarın birleşimindeki cinnamik asit pankreasın tekrar insülin salgılamasını sağlıyor. Şeker varsa tedavi edilmesi gerekir. Evet. Tedavi edilmezse iktidarsızlığa sebep olur. Mesela Frankfurt'ta bir beyefendi şeker hastalığı nedeniyle ailesiyle yıllardır ilişkide bulunamıyor. İşte piyasaya bu kimyasal ilaçlar yeni çıkmıştı. O zaman dur demiş. Bir hap atayım. Hap atmış. Hastanelik olmuş adamcağız. Kanı pompalıyor penise ama geri dönüşü yok. Evet. Damarlar sertleştiği için. Bu piyasada da satılan hocam cinsel gücü arttırıcı birçok şey var. Kimyasal ilaçlar var. Bunların da zararları vardır o halde. Şimdi cinsellik bundan 15 yıl öncesine göre cinsellikle ilgili yüzlerce ilaç üretildi. Mesela tedalafin, zendalafin, vadalafin denen mavi, pembe renkli çeşit ilaçlar üretiliyor. İçerisindeki etken madde zendalafin, tadalafin, vadalafin denen etken maddeler. Aslında bu ilaçlar kalp damar için geliştirildi ama baktılar ki bu cinsel fonksiyonları artırıyor. Tamam dediler, kalp damar unuttular. Cinsellikle ilgili hap üretmeye başladılar. Evet. Yan tesiri cinsel organa etki yapması. Fakat ne gibi yan etkileri olacağını tabii ki çok detaylı bir araştırma olmadı. Piyasaya sürdüler. Kişi bunu kullandığı zaman nabzı 250'lere fırlıyor. Allah. Aniden kalbinde biraz zafiyet varsa ölüp gidiyor. Ölümler oluyor ama insanlar da bırakamıyor çünkü cinsellik de önemli. Ölürsem öleyim diyor. Bir defa diş yapayım. Atın ölümü arpadan olsun hocam. Ama şimdi bu kimyasal ilaçların yan etkileri, birçok ölüm vakaları veya hastanelik olan durumlar karşısında alternatif bir çalışma yapıldı dünya çapında. Özellikle Çin'de yetişen Epimedium previcornum, yani azgın teki otuyla ilgili bir araştırma yapıldı. Bunun birleşiminde etken bir madde var, ikarin S. Önce ikarini destilasyonla elde ettiler. Sonra ikarin S'i, ikarin S aynı
kimyasal ilaç gibi cinsel performansı artırmakta çok çok güçlü. Çok çok. Ot ama o kadar değil. Ot, yani azgınteki otunu kullanırsın, yavaş yavaş performansı zamanla düzeltir. Laden gülü de aynı şekilde mesela cinsel performansı zamanla artırır. Veyahut da çakır diken, çakşır kökü, bunlar da cinsel performansı artırır. Ama zamanla. Buradaki azgınteki otunun fonksiyonu farklı. Destilasyonla elde edilen ekstresi direkt etkili. İlaç gibi. Peki artı hocam, yan etkisi yok. Azgın teke otu damarlara iyi geldiği için mi yan etkileri yok? Hayır, beyindeki hormonları uyarıyor. Şimdi biz bununla ilgili bir çalışma yaptık. Çin'den epimedium ekstresi getiriyoruz. Evet hocam. Bunun birleşiminde özel bir macun geliştirdik. Keçi boynuzu var. Keçi boynuzu testisleri çalıştırır. Spermin kalitesini artırır. Varikozunu önler. Yani epididimitteki oluşan iltihabı, epididimiti önler. Testis üstü bezesinde iltihap oluşursa bunu önler. Orşitte oluşacak iltihabı önler. Keçi boynuzu pekmezi. Dut pekmezi var. Efendim, çakır diken, çakşır kökü, damiyana, ginkgo, ginseng, 19 çeşit bitki içerir. Evet. Ekstresi ama bitkinin öğütülerek bazıları otu öğütüyor, hap yapıyor. Biraz da içine kimya katıyor. Diyor ki bu da macun. O değil işte. Bitkiyi öğütüp içine de biraz bal kat, pekmez kat. Oldu sana macun. Yok öyle bir şey. Ekstresinden macun yapabilirsiniz. Ekstresi. Ekstre nedir? Konsantresi olması. Evet, yani özü. Özütü. Mesela burada keçi bu şimdi azgın teki otunun birleşimindeki etken madde %1. Damıtılarak elde edilen bu etken maddeyi kullanıyoruz. Siz otunu alır da kullanırsanız faydası olmaz. O zaman aktarlardan aldığımız keçi boynuzu çok da işe yaramaz herhalde o zaman. Yani zaten sonuçta satılıyor aktarlarda da böyle satılan yerlerde var. Özüyle beraber satılıyor. Şimdi etkisi mi az? Boynuzu, keçi boynuzu iyidir, hoştur ama etken madde az. O uzun... Keçi boynuzuyla pekmezi karıştırıp yesinler hocam. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Etkisi az diyorum, diyor ki keçi karıştırsın gitsin. Karıştırsın gitsin, ne olacak? Daha fazla etkili olmaz. Olmaz. Bunun içerisindeki etken madde %1 diyorum, karıştırsın gitsin. Bir ton yesin. Evet, etkisi bir ton yiyebilir mi bir anladım insan? Anladım hocam, yiyemez. Otur ye sabahtan akşama kadar. O zaman sizin yapmış olduğunuz küllerden bir kaşık yese gayet sağlıklı olacak. Şimdi bu ekstres olduğu için bir tatlı kaşığı yeterli. Ama biz bunu ottan yapmış. Yani otu şöyle. Şimdi bakın bu çay. Bu çay. Cinsel gücü artırıcı bir çay. Bu macun. Bir de burada kapsül var. Şimdi bunlar ayrı ayrı konsantrasyon, ayrı ayrı farklı özelliklerde hazırlanıyor bunlar. Yani farklı farklı etkilere, özelliklere sahip. Şimdi bu da cinsellikle ilgili. Kapsül. Bir kapsül yeterli. İlişkiden önce bir tane. Bu macun bir tatlı kaşığı yeterli. Bu çay, çay cinsel gücü kullandığı zaman, çayı içtiği zaman hemen etki yapmaz. Neden? Çünkü bunun çayın içerisinde bitki 6-7 çeşit bitki karışımından oluşur. Bunun birleşimindeki etken maddenin çözülüp kana karışması zaman alır. Bu da hemen hormonları harekete geçirmez. Zamanla 2 ay 3 ay sürekli kullanırsa kişi kalıcı bir etkidir. Yavaş yavaş iyileştirir. Anladım hocam. Şimdi mesela bazıları diyor ki peki, ya iktidarsızlık bayanlar da kullanabiliyor mu bunları hocam? Kullanabilir tabii. Hı-hı. Bazıları diyor ki iktidarsızlık problemi var. Ben de diyorum ki nasıl bir formül istiyorsunuz? Kalıcı bir formül mü? Geçici bir formül mü? Evet. Şaşırıp kalıyor vatandaş. Kalıcı, geçici. Şimdi kimyasal ilaç kullanmak yerine macun veya kapsülü kullanırsanız İhtiyaç halinde kullanırsınız. Yan etkisi yok. Fakat etkisi 2 gün, 3 gün. 50 yaşına gelmiş bir vatandaş kullandı. Kimyasal ilaç yerine bunu kullanması faydalı. Ama kalp damar rahatsızlığı var diyelim. Tedavi edilmezse çözüm kalıcı olmaz. Şeker hastalığı var diyelim. Şeker hastalığı tedavi edilmezse iktidarsızlık problemi kökten çözülmez. Veya böbrek yetmezliği var. Böbrek yetmezliği tedavi edilmezse problem kökten
ortadan kalkmaz, bel ağrısı var diyelim veya psikolojik problemi var vesaire vesaire. Hastalıklar ortadan kalkmazsa problem ortadan kökten kalkmaz. Evet. Bu önce nedenle, hastalıkları tedavi etmemiz lazım, önemli olan. Evet, doktora gidecek. Mesela bunun sebebi ne? Kalp damar. Kalp damar için ne var? Alıç. Hı hı. Kolesterol, tansiyonu var. Nedir? Enginar. Ama enginarın, tabii enginar diyorum da enginar forte. Enginarın yaprağının ekstresi ve 19 çeşit bitkinin ekstresinden oluşan enginar forte gerekir. Hı. Karaciğer yağlanması, kolesterol, lipid, trigliserit için. Diyelim ki vatandaşta psikolojik problemleri var. Gergin, stresli. Sarı kantaron otu değil. Neden? Otu yeterli değil. Neden? Çünkü sarı kantaron otunun birleşimindeki etken madde %1 hipeforin. Ne yapacağız? Ekstresini kullanacağız. Evet. O zaman izleyicilerimizi tekrardan hatırlatalım hocam. Değerli izleyenlerimiz de bu tür hastalıklardan yana mağdursanız ve çözüm bulamıyorsanız, sorularınıza cevap bulamıyorsanız ekranlarda görmüş olduğunuz numaralardan İbrahim Gökçe'ye ulaşabilirsiniz. Canlı yayın telefonumuzla bizlere katılabilirsiniz. Yine aynı şekilde resmi internet adresinden bitkiler hakkında bilgi alabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorularınızı da gönül rahatlığıyla açıklıkla sorabilirsiniz. İbrahim hocamız bu konuda yeteri kadar destek vereceğine de eminim ve yardım edeceğinden de şüphemiz yok. Evet hocam, evet. Devam edelim. Prostat rahatsızlığı var. Ameliyata gerek yok. Neden? Almanlar cüce palmiye ile ilgili, cüce palmiyenin meyvesi burada, şu gördüğünüz meyve. Evet. Bu olgunlaşmamış hali. Cüce palmiye, yelpaze palmiyesidir. Ya, onlar olgunlaşınca kırmızı mı oluyordu hocam? Mor. Mor oluyor. Bu gördüğünüz yelpaze, yelpaze şeklinde olduğu için yaprağı yelpaze palmiyesi denir. Hı hı. Veya cüce palmiye, küçük boylu olduğu için. Bunun meyvesinin birleşiminde betazitoşterol var. Ne yapar? Prostatın, prostat büyümesini önler. Prostat iltihap, prostatı tekrar normal haline döndürür. Nasıl döndürür? Bununla ilgili Almanya başta olmak üzere birçok ülkede klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Yani bir şeyi söylediğimiz zaman ispat etmemiz lazım. Araştırma yapılmış. Evet, etkisi ispat edilmiş. Burada klinik araştırmalar var. Şimdi öncelikle hastalığın sebebi ne? Doktoruk teşhis edecek, diyecek ki hastalığın şu. Hı hı. Tedavi edildikten sonra yavaş yavaş performans artar. Bir, artı isteyen macun, isteyen kapsül kullanabilir. Ama ameliyat olmadan önce bunları kullanması gerekiyor. Prostat değil mi hocam? Ameliyat olmadan tabii ki. Evet. Şimdi benim bir dostum yıllar önce, 30 yıl önce Malezya'ya gitmiş. Malezya'dan bir masaj yağı getirmiş. Evet. Dedim ki Malezya'dan niye masaj yağı getirir? Masaj yağı Almanya'da yok mu? Ben de almayı dedim o zaman. Burada da güzel masaj yağları var. Yani akıl işi değil. Malezya'dan masaj yağı getiriyor. Dedi ki bu bildiğim masaj yağı değil. Ne ya? Bu testis ve penise masaj yapmak için özel üretilmiş. Malezyalılar. Allah Allah. Öyle mi dedim? Öyle. Vay canına. Adamların kafası çalışıyor. Güzel bir şey. Enteresan bir şey yapmışlar. Yani onlar da testis ve penisteki kan akışını artırmak, buradaki kırcal kan akışını düzenlemek, burada oluşmuş olan iltihap, cerrahat, curuf vesaire çözmek, spermin kalitesini artırmak için çok güzel bir yağ geliştirmiş Malezyalılar. Evet. Enteresan dedim, bir inceledim. Ben bunu daha iyisini yaparım dedim. Arkadaşıma dedim ben bunu daha iyisini yaparım. Nasıl yaparsın? Yaparım. Şimdi atalarımız bundan yüzyıllarca önce bir yağ kullanmışlar. Kılıç yağı. Sarı kantarondan kılıç yağı elde etmişler. Kılıç yaralarına sürdüğünüz zaman çok kısa sürede iyileştirir. Bu nedenle adı kılıç yağı. Evet. Savaşçı bir milletiz, çok yaralanmışız. Evet. Yaraları da kılıç yağıyla iyileştirmişiz. Almanların geliştirmiş olduğu masaj yağı artı ozon yağı. Karışımı çok güzel bir yağ geliştirdik. Ozon forte. Bu normal ozon yağından farklı. Hem kişi bunu omuzun sırtını masaj yapabilir, ağrıyan sızlayan yerlerini. Mesela herhangi bir yeri ezildi, burkurdu, morardı. Kickboksçu, futbolcu vesaire düştü, orası burası ezildi. Ozon yağıyla masaj yapsın, iki günde iyileştirir. Bir, ezilme, burkulma, morarmalar. İki, içebilir, midesine, bağırsaklara iyi gelir. Ya o yağ içebilir. Evet. Üç, cinsel organına masaj yapabilir. Arada bir veya sabah akşam da yapabilir. Problem yok. Hı hı.
cinsel fonksiyonları artırır. Mesela böyle bir beyefendi aldı kullan diyor ki ya ben diyor bu kimyasal ilaçlardan bile etkili. Ben diyor herhangi yani bir ilaç kullanmayayım. Yani onun yan etkisi falan yok değil mi? Sarı kantrondan yapılıyor hocam. Bir de kılıç yağı ile beraber karışımında mı yapılıyor? Evet evet. Sarı kantron ve kılıç yağından yapıldığı sarı kantron, için de... masajı ve ozon. Ama içmek böyle mide bulandırıcı olmaz mı da mideye zarar vermez mi? Ozonla ilgili Alman asıllı doktor Otto Warburg dünya çapında en büyük buluşu yapmış ve bu nedenle de tıp alanında iki defa üst üste Nobel ödülü alan tek kişi ozondan dolayı. Evet hocam. Ozon neden etkili? Ozon bakteri, virüs ve mantarları yok edici. Antiviral, antibakteriyel, antimikrotik özelliklere sahip. Evet. Yani hem ciltte hem içeride hem dışarıda kullanılabilir. Anladım. Sürdüğünüz zaman kemiğe kadar işler. Evet. İltihabı önler. Bakteri, virüs ve mantarları yok eder. Masaj yaptığınız zaman bütün vücudu yumuşatır, rahatlatır. Evet. Mesela Japonlar yılda bir iki defa susam yağıyla baştan aşağı tırnaktan ayak, saçtan ayak tırnağına kadar masaj yaparlar. Oh. 15-20 dakika güneşlenirler susam yağıyla. Evet. Sonra da duş alırlar yarım saat falan. Onun ne etkisi var hocam? Cildi temizler. Ciltteki bütün porun dediğimiz bu gözenekleri temizler, arıtır. Siyah noktaları temizler, falan. Temizler. Vücudu temizler. Ozon yağı ondan daha etkili. Yani isteyen uygulayabilir. Mesela güneş gören bir yerde olursa daha iyi olur. Baştan aşağı. Evet, güneş lekelerinden de kurtulabiliyor muyuz hocam? O biraz farklı. O içeriden. Karaciğer, bağırsak o biraz farklı. Aha. Bu ayrı. Vücudu temizler, arıtır. Cildi besler. Deriyi temizler. Yani bu şekilde de yılda bir iki defa bütün yağı da ozon yağıyla yağlayabilir kişi. Hı-hı. Bizim Kırkpınar güneşlerinde olduğu gibi, yağlı güneşte olduğu gibi her cildimizin tarafını nefes almasını ve temizler, temizlenmesine fayda olur. Kırkpınar güneşlerinde olduğu gibi bütün vücudu yağlar. Kırkpınar da zeytinyağıyla yağlıyor. O zaman onun biraz büyüğünü yapalım hocam. O bütün vücuda sığmaz herhalde. Yetmez yani. Yani alıp da böyle dökmüyorsunuz ki biraz. Biraz fazla, onun fazla. Biraz daha büyüklerini falan yapalım o şekilde. Tabii tabii yaparız. Aile boyu yapalım hocam. Aile boyu yapalım. Aile. Şimdi bu arkadaşımızın Malezya'dan getirmiş olduğu özel cinsel organlara yapılan masaj yapmak için üretmiş olduğu masaj yağından yola çıktık. Ozon Forte geliştirdik. Mükemmel bir şey. Şimdi bu elimizdeki görmüş olduğunuz spirulina aslında cinsellikle ilgili bir şey değil. Nedir? Bu yosun, mikro yosun. Ne ilgisi var cinsellikle? Mikro yosunda 2000 çeşit enzim var. 94 çeşit mineral var. Mesela çinko. Çinko 300 enzimin oluşmasının anahtar rol oynar. Çok önemli. Kofaktör. B1, B2, B3, B6, B12 K-vitamini, A-vitamini, E-vitamini içerir. Omega 3, 6, 9 balık yağlarındaki yağlar içerir. Evet. Esensiyel ve esensiyel olmayan amino asitler içerir. Dünyada anne gıdasına eş tek gıdadır. Eş değer anne gıdası. Hiçbir anne gıda sütüne yani. Anne sütüne eş değer. Evet. Bir bebeğin doğduğunda neye ihtiyacı var? Anne sütüne. Anne sütünün haricinde hiçbir şey almasa yeterli. Bunda da anne sütüne eş değer dünyada tek gıdadır. Hiçbir şey almasa kişi uzaya gitti. Neye gitti? Neyle gidiyor? Nasıl gidiyor? Sebze meyve mi götürüyor uzaya? Tencere, ne özelliği vardı hocam onun? Uzaya gidenler bunu götürüyor, bir de su götürüyor. Ne özelliği vardı onun? Yani içeriğindeki etken maddeler nelerdi? 2000 çeşit enzim, 94 çeşit mineral, B1, B2, B3, B6, B12, K-vitamini, A-vitamini, E-vitamini, omega 3, 6, 9 ve alt türevleri, balık yağlarındaki yağlar, ve esensiyel yani besinlerde olan ve olmayan, diğer besinlerde olmayan amino asitleri dahi içerir. Bu ne demek? Bu şu demek. İnsan vücudunda saniyede 500 katrilyon kimyasal reaksiyon oluşuyor. 500 katrilyon. ADM'den 500 katrilyon laboratuvar çalışması, ben mesela Almanya'da kimya okurken laboratuvara giriyorduk. Bir reaksiyon, bir kimyasal bir reaksiyon, bir şey yapabilmek için günlerde uğraşıyorduk. Hı hı. Yani laboratuvarda. Şimdi insan vücudunda saniyede 500 katrilyon reaksiyon oluşur.
protein oluşuyor, kromozom oluşuyor, gen oluşuyor vesaire, hücre oluşuyor vesaire vesaire. Allah'ın mükemmel işi yani. Nasıl yaratmış değil mi? O kadar muazzam. Şimdi kişi yemiş olduğu besinlerde vitamin, mineral, enzim yok dedik. Az. Azaldı 50 yıl öncesi. Çok çok azaldı. Mesela elmada C vitamini %80 azaldı. Muzda %60 azaldı vesaire. Yiyoruz, içiyoruz. Bir de kimyasal madde var. Cinsel performansı negatif etkileyecek Premix gibi tavuk yemlerindeki o toksik madde var. Kümeste beslenen hayvanlarla dışarıda beslenen farklı tabii ki. Ne oluyor? İnsan vücudu çöplüğe dönüyor. Odaya benzetelim vücudumuz hücreleri. 100 milyon hücre var. Oda gibi. Pasaklı bir kadın ne yapar? El çöplüğe dönüyor. Veyahut da bazı insanlar var, çöp toplar. Sokaktan odundu, plastikti, kartondu, çöp ev derler. Evet. Yıllar sonra ortaya çıkar, belediye gelir temizler. Şimdi insan vücudu da eğer ki kişi sağlıklı beslenmiyorsa, kimyasal ilaç vesaire de kullanıyorsa, insan vücudu da çöplüğe döner. Bir, hücre içerisinde çöplük oluşur. İki, hücreler arasındaki bağ dokularda da çöplük oluşur. Bir insanın vücudunun %18'i bağ dokusundan oluşur. Ben mesela... Bağ dokuları ne işe yarıyor hocam? Vücudunuzdaki organların... Bağ dokusu olmasa gözünüz önünüze düşer böyle. Düştü, tamam, geri yerine koyuyor. Burnun düştü, yerine koy. Ağzın düştü vesaire vesaire. Bütün organları elastik şekilde tutar bağ dokusu. Ben balkona bir kum torbası aldım. Arada sırada canım sıkıldıkça böyle... spirulina almadan önce bir iki yumruk atıyordum. Mesela eldivensiz parmaklarımın üstü patladı böyle. Geri soyuldu. Neden? Vücut yeterince temiz arınmış değil. Spirulina kullandıktan sonra denedim. Problem yok. Eldivensiz çalışabilirsin. O zaman boksçulara da önerebiliriz bunları. Tabii mesela kickboks, boksör vesaire futbolcu kullandığı zaman diyelim ki iki kickboks yapan iki kişi eşit güçte. Biri spirulina kullansın, diğeri kullanmasın. İki ay sonra kullanan kişi, kullanmayan kişiyi iki dakikada nakavt eder. Çünkü yeterince vitamin, mineral, enzim her şey var. Yani eczaneye gittiniz, bir çuval vitamin, mineral, enzim aldınız. Hiçbirine gerek yok. Bu bir çuval eczanedeki ilacın hepsine bedeldir tek başına. Spirulina. Eczaneye gittiniz, aldığınız ilaçlar da mesela E vitamini aldınız. Sentetik olduğu için Finlandiya'da yapılan bir araştırmada İhulu prostat büyümesi için alınmış, 5 kişi üzerinde denenmiş, prostat kanserine sebep oluyor. Bu doğal. Vücudunuz ihtiyacı olanı alıyor, ihtiyacı olmayanı pırasa yemişsiniz gibi mesela atıyor. Evet hocam. Zararı yok. Faydası çok, zararı yok. Doğal. Evet. Bu Allah'ın eczanesi. Mükemmel bir şey. Her şey var içinde. Kesinlikle. Yok yok. Anne sütü. Yani uzaya giden astronotlar yanlarında yiyecek bir şey götürmediler. Sadece spirulina tableti ve kapsülü götürdüler. Bir de su, başka bir şey yok. Bu kalıcı çözümdür. Bir hastalığa uygun ürün, hastalığı tedavi etmek gerekir. İki, spirulina uzun süre kullanırsa 50 yaşındaki kişi performansı 20 yaşındaki kişiye zamanla eşdeğer olur. Şimdi ortalama bazı uzmanlar diyor ki bazıları haftada 2 gün ilişkiye giriyor hanımıyla, bazıları haftada 1, duruma göre, kişiye göre değişiyor. Haftada 3 çok nadir yani böyle. Spirulina kullanan kişi haftada 3 değil, günde 3 defa maç yapabilir. Futbol sahasına çıkabilir. Antrenman yarım. Performans düşmez. Çünkü ihtiyacı olan... O zaman spirulina'yı sadece o amaçla bakmıyorum. O zaman ağır iş yapanlar, inşaat işçileri de rahatlıkla kullanabilirler performanslarının ve güçlerinin artması için. Herkes her yaşta kullanabilir. Şimdi ben mesela sabah namazını kalktım. Hamileler kullanabilir. Her yaşta kullanır. Herkes kullanır. Çocuk, bebek, yaşlı. Hamileler. Hamile. Herkes kullanır. Evet. Ben mesela kalkıyorum, namaz kıldıktan sonra biraz yatıyorum, dinleniyorum. 7'de kalkıyorum, 18, 19, bazen 20 saat çalışıyorum. Evet hocam. Yani 15 saatin altına düşmedim elhamdülillah. Bunların hepsi spirulina sayesinde yapıyorsunuz. Ya iksir de aynı görevi görür de, iksir de sarımsak olduğu için bazıları mesela iksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak, otuz, zeytinyağı, kakule içerir. Ben spirulina'dan önce iksir kullanıyordum. İksir de aynı şekilde. Vücuttaki toksik maddeyi atar bir, asidozu önler, damar sertliğini önler. Vücudu temizler, aratır. Yani çöp hücre olmasını önler, çöp vücut olmasını önler. Vücudu aratıcı, temizleyici. Anladım. İksir.
Evet. İksirle spirulina da birbirine çok benzer etki bakımından. Evet, evet, vücudu arıtıcı, temizleyici. Bunlar kalıcı çözümler cinsellikte. Evet. Mesela benim bir dostum alerjisi varmış. Dedi ki alerjim var. Problem değil, hallederiz. Ben ona laden gülü verdim. Ah adamcağız 6 hafta sonra beni aradı, dedi ki hanım beni evden kovacak. Ne oldu? Ne var? Niye? Niçin? Neden? Ya tamam rahatsızlığım iyi oldu ama performans çok çok arttı. Sabaha kadar ne uyuyorum ne uyutuyorum. Allah Allah. Dedim benim bunun bildiğim kadarıyla yan etkisi yok. Nasıl olur da böyle cinsel performans artırır bu? Benim bildiğim bununla ilgili yapılan klinik araştırmada atopik eksemaya karşı etkili. Cinsellikle ilgili bir etkisi yok. Ama birleşimindeki reçine yavaş yavaş hormonları artırıyor. 6 haftadan sonra yoğunlaştıkça performans artıyor artıyor. Adam sabaha kadar ne kendisi uyuyormuş ne hanımı. Durmadan adam da kadın artık usanmış. Demiş ki git hocam danış yoksa seni kovarım ben. Demiş abi dedi ailem atlayacak beni evden. Ne var? Dedim biraz mola ver. Bunun bu özelliği ilk keşfeden benim. Oo. Ve bu macunun içerisinde de var. Bu kapsülün içerisinde de var. İlk dünyada bunu cinsel performans ürünlerine katan benim. İlk. Hmm. Dünyada ilk. Yani bugün günümüzde cinsel performans ürünleri, macun olsun, kapsül olsun, evet, vesaire vesaire içerisindeki ürünler hemen hemen belli. İşte ginkgo var, ginseng var, çakşır kökü var, çakır diken var vesaire vesaire. Ladeni cinsel performans bakımından performans ürünlerine ilk katan benim. Laden gülün. Bu alemde bu işe ilk katan benim. Oo. Evet. Peki bu konuda yazdığınız yazılardan nasıl bir tepki alıyorsunuz? Nasıl geri dönüşler, yorumlar alıyorsunuz? Elhamdülillah. Şimdi vatandaş diyor ki 60 yaşında hanımı 30 yaşında. Hayır, bilim dünyasında mesela bu işlerle uğraşan daha araştırmacı yazarlar vesaireler. Ha. Onlardan tepki alıyor musunuz? Çok memnun, memnun. Yani alıp kullananlar zaten hep memnun. Hı hı. Takip edenler, kullananlar memnun. Evet. Çok güzel. Bazı mesela profesör, doktor bizim hastalarımız var. Tabii onlar ismini söylenmesini istemiyor. Hı. Yani üzerlerinde baskı olmasından korkuyorlar. Evet. Mesela bir profesör, doktor, çok zat-ı muhterem zevat. Hastalarına hep bizim ürünleri tavsiye ediyor. Reçete yazıp yazıp gönderiyordu. Gökçek, İkşir, Gökçek. Kendi sitesinde de yayınlıyordu bizim ürünleri. Karşılıksız. Ben tanımıyorum onu, o da beni tanımıyor. Hmm. Ama almış, kullanmış, faydasını görmüş. Diğerlerine de tavsiye ediyor. Baktım insanlar geliyor elinde reçete. Bizim profesör doktorun. Dedim ne oluyor? Ya profesör sizi tavsiye etti. Gelenler böyle böyle. Ya iyi, hoş, güzel. Bir de baktık. Bu profesör doktorumuz... Tabipler odasına uyarı almış. Halbuki Avrupa'da, Amerika'da olsa bu teşvik edilir. Evet. Almanya'da doktorların çoğu aynı zamanda fitoterapi uzmanı yani herbalist. Hı hı. Almanya'da herbalist olmayan doktora hastalar gitmez. O muayenehanesini kapatıp gider, iflas eder. Hı hı. Çünkü kimse orada bilinçli insanlar ilaç, kimyasal ilaç kullanmak istemiyor. Çünkü kimyasal ilaç kullanan penisilin kullanıyor, alerjik hastalıklar ortaya çıkıyor. Aspirin kullanıyor, mide rahatsızlar ortaya çıkıyor, iç kanamalar oluyor. Kortizon kullanıyor, kemik inceliyor, hafıza gidiyor. Vesaire bütün kimyasal ilaçların yan tesiri var. Aslında alternatif terapilerin de araştırıp iyice bilindikten sonra teşvik edilmesi gerekiyor. Tamam, piyasada çok fazla alternatif tıbba yönelik kimyasal ilaçlar çıktı. İşte bitki ilacı diye satılıp, bitki ilacı diye kandırılıp çok kişinin ölümüne, hayati tehlikesine yol açtı ama bu tarz uygulamaların da iyice araştırılıp teşviken yapılması daha doğrudur diyebilirim. Evet. Hani yaşın yanında kuru da yanar diye bir laf vardır ya, kurunun yanında yaş da yanar. Evet, şöyle oldu mesela. O şimdi safhaya bu, gelmemek bu lazım. Bu macun, epimedyumlu macun, epimedyum kapsülü çok iyi güzel de adam diyor ki ben bunu nasıl ucuza mal ederim? Şimdi biz bunu doğal olarak bitkisel ekstrelerden elde edersiniz pahalı. Belli bir fiyatın altına düşemezsiniz. Ama onlar ne yapıyor? Bazıları, hepsi değil. Zaten bugün Tarım Bakanlığı birçok firmanın epimedyum macun ve kapsülünü yasakladı. İsteyenler internetten görebilir. Çünkü onlar içerisine kimya katıyor. Hı hı.
Epimedium ekstresi pahalı. Çin'den getirmesi. Pahalı olduğu için ne yapıyor? Kimyasal ilaç katıyor. Takşiş. Üçkağıtçılık yapıyor. Ve tabii ki tansiyonu, nabzı yükseliyor. Vatandaş bitkisel kullanıyor zannediyor. Bir tatlı kaşığı atıyor. İçinde kimya var. Bilmiyor. Evet. Bu nedenle Türkiye'de birçok firmayı Tarım Bakanlığı ne yaptı? Kaldı. Bunlar takşiş yapıyor diye yasakladı. Çok yasakladı. Belli oldu. İnsan sağlığıyla oynayan kişilerin bu denli yasak yemesi bence iyi oldu diye düşünüyorum. İyi oldu. Tabii tabii iyi oldu. Bazıları da mesela kalp damar açar diyor. Ginzek, Panax diyor. Ya yanlış. Panax damar açıcı değil. Panax halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik için bir bitki. Çok güzel. 5000 yıldır bilinen bitki. İçine kimya katıyor. Vatandaşı zehirliyor bazıları. Hmm. Bunun önüne geçemiyorlar. Allah yardım etsin milletin durumuna. Yani Türkiye'de yani birçok ülke artık Türkiye'de de bu kontrol bir sistem geliyor yavaş yavaş. Bu tür insan sağlığıyla oynayanlara yani ilaç üretiyormuş gibi kalite kontrol sistemi geldi. Kimse artık bundan sonra ileride önümüzdeki günlerde yanlış yapamayacak. Evet, bunların bu şekilde araştırılması ve incelenmesi de sizlerin ne kadar doğru işler yapıldığını da sizin gibi bu tarz işlerle uğraşanları daha çok ön plana çıkartıyor diye düşünüyorum. En azından önünüz açılıyor hocam. Evet, şimdi biz mesela... Evet, toplumumuz doğru ile yanlışı ayırt edebiliyor bu konuda. Çok zor maalesef. 3 ciltli bir kitap yazdım. Bu kitap Türkiye'de yazılan ilk ilmi kitap. Neden ilk ilmi kitap bu alanda? Bu kitabın özelliği şu. Binden fazla üniversitenin klinik araştırması var. Binden fazla klinik araştırması. Evet hocam. Bu kitabı diğer kitaplardan ayıran fark binden fazla üniversitenin klinik araştırması var. Diğer kitaplardan farkı bu. Ben bu kitabı yazmak için 27 yıl uğraştım. 27 yıl. 27 yılda 7 defa yazdım. Evet. İşte botanik yapısı, yaprağı, çiçeği, kökü, hasat zamanı, nerede yetişir, nasıl yetişir, birleşimdeki etken madde, klinik araştırmalar, damlası, duru vesaire. Homopatide kullanımı, aromaterapide kullanımı. Çok doğru oldu hocam. Çünkü alternatif tıpla ilgilenen veya alternatif tıbbı tercih eden hastalar bu kitap okuduğu zaman bitkilerin ne işe yaradığını veyahut da neyin doğru neyin yanlış olduğunu sizin çıkartmış olduğunuz bu kitaplar sayesinde daha iyi öğrenecekler ve başka kişiler tarafından kandırılmayacaklar. Çünkü bilgi sahibi olmuş olacaklar. Tabii tabii çok güzel mesela. Evet. Sarı kantoron dedim de biraz önce sarı kantoron. 400 çeşidi var. Evet hocam. Hangi sarı kantoron? Bu kitapta ayrıntılı bilgi var. Alıç, 90 çeşit alıç var. Hangi alıç şifalı? İkisi şifalı. Bu kitapta bütün ayrıntıları var. Yaprağı nasıl olacak, çiçeği nasıl olacak? İsteyenler doğaltedavi.net veya evet. doğaltedavi.org isim İnternet adreslerimizi ekranlarda gösteriyoruz. Bitkiseltedavi.com, doğaltedavi.net adreslerinden girip bilgi alabilirler. Bitkiler evet. Hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Ya da İbrahim hocamıza ulaşabilirsiniz oradan da. Yine danışma numaralarından ve iletişim numaralarından sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Evet. Evet hocam. Şimdi mesela bir beyefendi ismi gitarist, gitarcı, müzisyen. Fakat ellerinde bazı yüzünde sedef başlamış. Hı. Tabii ki adamcağız mesleği icabı halkın önünde gitar çalıyor, müzisyen. Çok kötü bir görünüm Sedef. Dedi ki ya ne olacak? Problem yok. İksir, aloe vera, jel, mahonya, forte, kortise, forte tedavi ederiz inşallah. Kullandı. 6 hafta sonra dedi ki ya hocam bu performans da mı artıyor? Ne yapıyor dedi ya. Dedim ki niye? Ne oldu? Ya hiç rahat duramaz olduk dedi. Bunun başka bir çözümü yok mu dedi. Öyle. Mahmut Bey işte bu alerji nedeniyle kullanmıştı. Bir de bir genç futbolcu. Bu da futbol oynuyor ya birkaç defa futbol sahasına düşmüş aynı yere dizi üzerine. Birkaç defa düşmüş aynı şekilde. O da dizlerinde menisküs nedeniyle biraz yıpranmış, istirahate çekilmiş. Menisküs iyileşmesi için biz ona iksir aloe vera jel 40 kilit forte kemik çayı vesaire gönderdik. O da beni aradı. Hocam bunun içinde ilaç mı var? Niye? Ya performansım çok az. Neden? Çünkü iksir damarları açıyor. Evet. Vücudu temizliyor, arıtıyor. Hı hı. Kalıcı çözüm. Sarımsak. Evet, iksir. İksir.
Vücudu temizliyor, aratıyor. Yani beyin damarlarını, kalp damarlarını, karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması, bütün organları temizleyip arattığı için otomatik bütün performans artıyor. Sadece cinsellik ilgili değil. Bünyedeki bütün organların performansı artıyor. Evet hocam. Bünye peki, olarak. Peki yemeklerden önce mi sonra mı, günlük nasıl kullanımı daha kişi doğru kişi diyelim oluyor? Ki ağır bir yemek yedi. Şimdi önümüzde Ramazan. Mesela biz maşallah iftara oturdum yer babam ya, ondan sonra şişip kalıyor. Evet. Davul gibi oluyor ki. Yarım fincan iksir içtiği zaman hiçbir şey yememiş gibi 10 dakika sonra hazmettir. Yemekten sonra o zaman. Yemekten sonra yani böyle ağır yemekler yiyor bazıları. Şimdi bir Frankfurt'ta bir hoca gelmişti de dedi ki 5 kilo yemekte 5 kilo elma isterim, bir tepsi baklava isterim. Biz de şaka yapıyoruz zannettik. Evet. Adam da yani böyle güçlü kuvvetli. Benim komşuna davet etti hocayı. Yemek yedikten sonra tabii bir sürü insan var Ramazan'da. Dedi ki bir tepsi baklava. Herkese birer ikişer. Bu vatandaş dedi ki kalsın dedi. Ya dokunmayın tepsiye. Tepsinin dört üçü duruyor. Baktı kaldık dedi ki bu anca bana yeter. Hocam o zaman biz tatlıyı yiyelim. Arkasından da sarımsak iksirini içelim. Bağırsaklardaki mantarımız da o arada yok olsun. Tertemiz eder evet. Tertemiz. Gönül rahatlığı diye biz tatlımızı yiyebiliriz evet. Hocam. Şimdi hocam neredeyse bir tepsi baklava yedi. Aa, biz baka kaldık. Sonra da dedi ki elmam nerede? Elmasını getirdiler. 5 kilo elmaydı yedi. Allah'ım ya Rabbim dedik. Biz ne oluyor? Şimdi böyle mesela ağır vakalarda yarım çay bardağı iksir içtiği zaman o hocayı bile rahatlatır mı? Kolit rahatsızlığına nasıl geliyor peki hocam? Sarımsak iksiri. Kolit ya o ayrı bir durum tabii ki. Ulseratif kolit, kolit, morbus Crohn gibi rahatsızlıkların sebebi ayrı. Burada bağırsaklardaki faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalırsa zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakar, kavurur. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa ne olur? Enzim salgılayamaz. Enzim oranı azalırsa sindirim rahatsızları ortaya çıkar. Kabızlık ortaya çıkar vesaire. Bu da bağırsakların bir kısır döngü başlar. Bağırsaklar yandığı kavrulduğu için yeterli ve kaliteli enzim salgılayamadığı için kabız olursa önce kolit, ülseratif kolit yavaş yavaş hastalıkları tetikler. Bir sürü hastalık ortaya çıkar. Peki bunun için ne yapmalı? Siz neler öneriyorsunuz bu şekilde rahatsızlıklarda? Şimdi spastik kolon dediğimiz bir rahatsızlık var. Buna karşı spastik kolon. Bu gördüğünüz nane. 25 çeşit nane var. 25 çeşit nane. Bunlardan Menta piperita isimli biberi nane spastik kolona karşı dünyada en etkili bitkidir. Spastik kolona karşı. 25 çeşit nane türü var. Bunlardan biberi nane yani tıbbi nane de denir. Dünyada en kaliteli nane Türkiye'de yetişir. İzmir'de özellikle. %4'e yakın etilik yağ içerir. Peki hocam zamanımız daralıyor aslında. İlerleyen programlarda yine bunları konuşuruz. Şimdi iktidarsızlığı çözmek için tekrardan iksirlerimizin ve gıda takviyelerimizin ismini verelim. İzleyicilerimiz kaçırmışlarsa veyahut da ekranlarını yeni açıyorlarsa iktidarsızlığa iyi gelecek cinsel problemi yaşayan hastalarımız için alternatif tıbbi yöntemlerle bitkilerimiz nelerdi hocam? Epimedium macunu, evet. Epimedium kapsülü. Epimedium kapsül. Evet. Aslında sporla cinsellik ilgili değil ama sürekli kullanırsa performansı artar. Sporuna hem spirulina. Vücudumuzun güçlenmesi için hem bitkisel yoğun doping. Ve ağır işler yapıyorsak da vitamin ilacı almak istiyorsanız mesela kimyasal istemiyorsunuz vitamin kullanıyorsunuz. Vitamin kullanacağınızda spirulina kullanın hem de bitkisel tedavi olursunuz. Aynı şekilde bütün damarları açar, yağları eritir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle Ramazan'da kişi ağır yemek yediyse, kaçırdıysa yarım fincan içerse rahatlatır. Yemeklerden sonra içip rahatlayabilirsiniz. Hazmettirir.
Evet hocam, çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Salı günü yine aynı şekilde farklı konularla, farklı hastalıklarla izleyicilerimize sağlıklı bilgiler vereceğiniz için de şimdiden teşekkür ederim. Saygılar. Evet değerli izleyenler, programımızın ikinci bölümünde Hakan Bey'le daha önce yapmış olduğumuz programla devam edeceğiz. İbrahim Bey'e ulaşmak için de yine telefon numaralarını verdik, danışma adreslerini verdik. Buralardan kendisine ulaşabilirsiniz. Evet, yarın saat 17'de bizler tekrardan TR1 ekranlarında sizlerle beraber olacağız. Şimdilik hoşça kalın.